Seyirciler. Merhaba sevgili Merdan Yanardağ. Merhaba devam hocam. Bakalım. Merhaba bugün değerli seyirciler. Çok karışık gene gündem. Gündem karışık mı? Ben çok net hareketli bir gündem ama net olduğunu net, düşünüyorum. Net, evet, tabii. Evet, yani net. Ben çok fazla anlamında söyledim. Evet, nereden? Şimdi TÜİK'le başlamak lazım. Hocam siz yaşamınızda, yani neredeyse Cumhuriyet tarihinin önemli bir kısmına yetişkin olarak tanık oldunuz. Yani öğrenciliğinizde sayarsak bunu, lise öğrenciliğiyle birlikte çok büyük bir kısmında. Ya böyle bir sahtekarlık gördünüz mü hocam? Ya da dünyada gelişmiş herhangi bir ülkede. Yani okuduğumuz, izlediğimiz kadarıyla bir devlet kurumu ya halkına kazık atmak için yalan söyler mi? Vallahi ben hiç unutmuyorum hocam şeyin, Halim Favcı'nın... Haliç Kenarındaki Simonlar diye bir kitabı var. Diyor ki ben hayatımda ilk kez devletin yalan söylediğine JITEM konusunda tanık oldum. O güne kadar o konuda da tanık olunmamış. 12 Eylül dahil bunda. Resmi bir şey sorarsanız ya cevap vermezler, verirlerse de gerçek cevabı vermek zorundadırlar. O yüzden mesela işkence davalarında dava açmamak için çok direndiler. Dava açılınca bir kanala, bir hukuk kanalına girip ilerliyordu. Burada bir tablo çıktı hocam, hemen size sözü vereyim. Hayır yok. Şöyle yani yok, öyle bir şey ki TÜİK, yani Alaaddin, ekonomist Alaaddin Aktaş, ki kendisine teşekkür ederiz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son açıkladığı Nisan 2022 fiyatlarını baz alarak Haziran 2024 fiyatlarıyla bazı ürün kalemlerinin güncel fiyatlarını karşılaştırmış ve hesaplamış. Arkadaşlarımıza zaten duvar ekranına veriyor. TÜİK'in fiyat artışına göre doktor muayenesi, değerli seyirciler, doktor muayenesi 33 liraymış. Ya şu anda Türkiye'de 33 liraya muayene olan bir hasta var mı ya, bir doktora? Yine buna göre kira ortalaması 5000 liraymış. Yurt ücretleri de sadece 457 lira. Bu sepete göre enflasyon oranını belirliyorlar, iyi mi? Ve bu orana göre de çalışanlara, emeklilerin ücretlerine zam yapılıyor. Ama kira artışlarına gelince öyle olmuyor. Kira artışları İstanbul Ticaret Odası ya da Ankara Ticaret Odası gibi hani görece daha bağımsız meslek örgütlerine bırakılıyor. Siz tanık oldunuz mu hocam? Evet, sorumu tekrar soruyorum. Şey, ben hemen orada bir şey cevap verecektim. Kısaca söyleyeyim. Demokrat Parti iktidara geldiğinde ben ilkokulda öğrenciydim 1950 yılında. İkinci sınıftan üçüncü sınıfa falan geçiyorum. Şunun konuşulduğunu hatırlıyorum. Ya Celal Bayar Cumhurbaşkanı olarak üstünde DP damgalı bastonla geziyor. Yani bu yakışmıyor filan diye konuşuluyordu ki bizim evde babam kız kardeşinin kocası Adnan Menderes'in ikinci kuşaktan kardeş çocuğu olduğu için Demokrat Parti'ye sempati bakan bir evdik biz. Dolayısıyla böyle bir şeyi bütün bu yanlışların, bu milli irade kavramının saptırılmasının, demokrasinin çoğunluğun baskısı ve otoriterliği olarak tercüme edilmesinin kökü olan Demokrat Parti'de bile böyle bir şey olmadı ya. Olmadı tabii. Yoktu böyle bir şey. Buyurun siz. Olmadı yani, bir de hocam. Sizin, sizin sorunuza ben cevap verdim. Celal Bayar Demokrat Parti ablemli bastonla dolaşıyordu diye eleştiriliyor. Evet. Şimdiki bastonla dolaşmıyor hocam. Doğrudan AKP'li. Genel başkan. Abi. Genel başkan. Görüşmelerini AKP'de yapıyor. Şimdi ben dolayısıyla üç yalanın olduğunu düşünüyorum artık. Yalan, kuyruklu yalan, bir de TÜİK var. TÜİK yalanı var. Bu halkın örgütlü bir biçimde aldatılmasıdır. Yalan söylemektir. Halka karşı suç işlemektir. Ben TÜİK yönetiminin tamamının bir iktidar değişikliğinden sonra, ki bu iktidarın yargılamayacağı açık, yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Mecbur. Eğer halka karşı suç işleyen, onların yoksulluğa ve sefalete itilmesinin aracısı olan iktidarın kurduğu yağma düzenine, sözüm ona istatistiksel bir biçimde, matematik üzerinden bunu bir yalan aracına dönüştürerek katkıda bulunmak bir suçtur diye düşünüyorum. Affedersiniz, şu anda zaten bir mahkeme kararına direnmekten dolayı suç işliyorlar. Tabii. Açıklayın dedi idare mahkemesi listeyi, şeyi. Tabii. Hangi şeylere göre aldığınızı açıklamıyor.
Değerli seyirciler, TÜİK'e göre un 10 lira. O listeye getirir misiniz arkadaşlar? TÜİK'e göre. Ben bütün halkın dikkatine sunuyorum. O değil, bir Digival var arkadaşlar. Ürünler, 8-10 ürün. Hazırladığımız bir grafik var. Bunu hiçbir seyirci okuyamaz. Onu getirin. Yine haberde göreceğiz. Buna göre un 10 lira, 10 liradan 20 liraya, zeytinyağı 63 liradan 133 liraya, salça 15 liradan 49 liraya, ekmek arası döner ise 20 liradan 77 liraya yükselmiş durumda. TÜİK'e göre. Bu hesaplamalarla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu'na ait olan fiyat değişim endeksi ile maddelerin fiyat artışları hesaplandığında ortaya çıkan artışlar gerçeğin çok dışında. Çünkü bu hesaplamayla birlikte TÜİK'e göre başka bir hesap var, çarşıda başka bir hesap var. Karşımıza başka bir fiyat etiketi çıkıyor. Şimdi bir kamu kurumu, yani vatandaşlardan toplanan vergilerle ücretlerini alan, bütçesini genel hazineden, genel bütçeden alan bir kurumun bunu yapabilmesi için kendisini oraya taşıyan iradenin, o kurumu oluşturan ve kuran, eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini kuran halka Türk halkı deniyorsa, o halka ihanet ediyor demektir. Tabii. Yani burada çok açık, sistematik ve örgütlü bir yalan var. Evet. Yani sehven bir yanlışlık yok. Evet. Yani bir memurun, oradaki bir uzmanın bir hatası değil. Sistematik, düzenli, ardışık bir şekilde gerçekleştirilmiş, halka söylenen bir yalan var. Bulduk mu arkadaşlar bu? Haberimiz... Haberden vardı. O bölümü verebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle örgütlü bir yalan. Yani. Örgütlü bir yalanla karşı karşıyayız. Vahim olan da bu. Evet arkadaşlar getirdiler. Buyurun. Kira 5000 liraymış TÜİK'e göre. Doktor muayenesi 33 lira. Röntgen ücreti 390 lira. Şaka gibi ya. Yurt ücreti 456 lira. 65 kuruş yaklaşık 457 lira. Un 20 lira. Zeytinyağı 113 lira. Salça 49 lira, bebek bezi 3 lira, ekmek arası döner 77 lira. Hocam dalga geçiyorlar bunlar. Dalga geçiyorlar. Yani şu fiyatlarla çarşıdaki fiyatlar arasında dağlar kadar fark var. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli izleyicilere bu sayıların ve oranların ne olduğunu çok kabaca ben bir hatırlatayım da bir yanlış anlaşma olmasın. Şimdi mahkeme, şimdi TÜİK bu hesaplamayı böyle yaptığını saklıyor. Bunlar üzerinden bu şekilde yaptığını saklıyor. Hangi maddeler üzerinden hesaplama yaptığını saklıyor. 2022 Nisan ayından beri saklıyor. Buna karşı mahkemeye başvuruldu. Mahkeme açıkla dedi maddeleri. TÜİK dedi ki ben de o madde